Hava her zamanki gibi soğuk ve karlıydı. Emekli ajan ve askeri eğitmen olan Nuri, şehre gitmek için kaldığı kulübeden çıktı ve yola koyuldu. Yaşamak için böyle bir yer seçmesinin bir nedeni vardı. Hayatı boyunca hep sıcak yerlerde görev yapmış ve usanmıştı. Artık soğuk bir yerde yaşamaya karar vermiş ve 5 yıl önce bu kulübeye taşınmıştı. Soğuk hava onu zinde tutuyordu. Gün içerisinde daha tetikte ve daha dikkatli oluyordu. Kulübeden şehre yürürken her zaman olduğu gibi yine bir şey dikkatini çekti. Karların üzerinde kan izleri. İz sürme yetenekleri son derece yüksek olan Nuri, kardaki ayak izlerinden bu kanın kurt kanı olduğunu hemen anlamıştı. Hayatı boyunca yaban hayatı korumaya çok önem veren ve hatta vahşi hayvanlara bile gereğinden fazla yaklaşabilen Nuri, yaralı kurdun izini sürmeye başladı. Çok geçmeden onu gördü. Bir bacağı yaralı olan kurt bir yandan Nuri'ye hırlıyor, bir yandan ise acı çektiğini belli eden sesler çıkartıyordu. Nuri, kurdun bacağına bakar bakmaz ona saplanmış olan metal parçasını da gördü. "Dur bakalım," dedi kurda ve kurdun bacağına takılmış olan metal parçasını çıkarttı. Karların altından çıkardığı bir bitkiyi ağzına alarak çiğnemeye başladı. Biraz çiğnedikten sonra bitkiyi kurdun yaralı bacağına yapıştırdı ve oradan uzaklaşmasını seyretti. Daha sonra kurttan çıkan metale baktı. Bu bir avcı tuzağına aitti. Böyle tuzaklardaki metallerde olduğu gibi bu metalde de avcının ismi yazıyordu. Taner Melih. Nuri, avcıların takıldığı küçük bir kafe biliyordu ve bu kafe yolunun üstündeydi. "Şöyle bir uğrayayım," dedi ve içeri girdi. Sordu, "Burada Taner Melih diye biri var mı?" "Buyur benim," dedi adamın biri. "Merhaba Taner, şimdi sana bir şey soracağım. Bir hayvanı öldüremeyip yaralı bıraktığında o hayvanın ne kadar acı çektiğinden haberin var mı?" "Hayırdır, seni kim yaraladı?" dedi adam küstahça. Nuri, "Şimdi yapacağım şeyi bana bunu söylediğin için değil, bir kurdu yaralı bıraktığın için yapacağım. Umarım yaralı olmanın acısını anlarsın," dedi. Ve tuzağı adamın boynuna doladıktan sonra kafasını masaya vurdu. Adamın arkadaşlarına ise, "Öldür ama asla yaralı bırakma. Bundan sonra ayağınızı denk alın," dedi ve oradan çıktı. Şehirdeki işlerini hallettikten sonra kulübesinin yolunu tuttu. Tam içeri girecekken karda bir ayak izi gördü. İçeri girdi. Kendine bir fincan çay koydu ve sonra seslendi. "Hoş geldin Hakan." Uzun yıllar beraber çalıştığı istihbaratta bir birimin başkanı olan Hakan, karanlık bir köşede oturuyordu. "Senden gizlenmenin bir yolu yok değil mi? Bu sefer nasıl anladın?" dedi Hakan. "Kardaki ayak izini gördüm. O kadar küçük bir ayak, bir kadınlarda olur, bir de sende. Buraya bir kadın gelmeyeceğine göre." Gülüştüler ve masaya geçtiler. Hakan çok geçmeden söze girdi. "Buraya gelmemin mevkisi yüksek insanlar istedi Nuri. Çünkü gelebileceğimiz en doğru yer sensin. En iyi askerleri hep sen eğittin ve hepsine hala ulaşabiliyorsun. Elimizde zor bir operasyon planı var. Ve bu operasyon için bize eğittiğin askerlerin en iyisi lazım." "Nasıl yani? En iyisi derken sadece bir kişi mi?" "Evet, bir kişi. Nasıl bir operasyon ki bu?" "Al, oku bakalım. Beğeneceğine eminim." Nuri belgeyi okudu ve "Tamam," dedi. "Size lazım olan kişiyi biliyorum. Ancak kendisi hayalet gibi çalışır. Onu kimse görmeyecek, ismini kimse bilmeyecek. Siz benimle iletişimde olacaksınız, ben onunla." "Peki," dedi Hakan ve telsizle helikopteri çağırdı. Beraber yola koyuldular. Nuri, helikopterde giderken eski günleri hatırladı. Hayalet lakabını taktığı askerini nasıl eğittiğini hatırladı. Bir hayalet gibi sessiz ama bir fişek gibi hızlı olan Semih, acaba bu görevi kabul edecek miydi? Nuri, bilerek ormanın diğer tarafında inmişti. Böylece Semih'i ararken kimse Nuri'nin nerede olduğunu bilmeyecekti. Nuri, ormanın içerisinde ilerlemeye başladı. Semih'in belli bir adresi yoktu. Sadece mesaj alabileceği noktalar vardı. Bıçakla oyulmuş birkaç ağaç gördükten ve bu ağaçlar arasındaki bir örüntünün şifresini çözdükten sonra Nuri, Semih'in gizlendiği yere çok yaklaştı. Onu bulamayacağını bildiği için bir not bırakıp dönecekti. Bu sırada eski eğitmeninin geldiğini anlayan Semih, bir hayalet gibi birdenbire eski eğitmeninin karşısına çıktı. "Merhaba hocam." "Merhaba Semih. Bir görev var." "Nasıl bir görev?" "200 askerin olduğu Vanko Adası'nı tek başına ele geçirmen gerekiyor." "Kulağa hoş geliyor. Varım." Semih'in görevi bu kadar kolay kabul etmesine şaşırmış olan Nuri,
iyi bir plan yapmamız gerek, dedi. Bu görevi neden tek kişi yapmam gerekiyor? Eğer çok sayıda asker olan bir operasyon başarısız olursa ve ülkemizin bu işin içinde olduğu duyulursa bize savaş ilan ederler. Zaten içimizde hain çok. Dışarıdakilerle de uğraşamayız. Ancak sen bizi ele vermezsin ve bizim için kendini feda edebilirsin. Bunu çok iyi biliyorum. Operasyon başarılı olursa zaten o ada bizim olacağından kimse sesini çıkaramaz. Beni iyi tanımışsınız. Ancak yeteri kadar değil. Eğer yeteri kadar iyi tanısaydınız, operasyonu beraber planlamayı teklif etmezdiniz. Ben operasyonlarımı kendim planlarım. Ve zaten kafamda çoktan bir plan var. Siz beni helikopterle adanın açıklarında bir noktaya bırakın yeter. Gerisini ben hallederim. Askerini iyi tanıyan Nuri, onu bu konuda ikna edemeyeceğini anladı. Ve tamam, dedi. Ne tür teçhizatlar istiyorsun? Hiçbir şey. Nasıl yani? Bu işi benim halletmemi istiyorsan bana bırak. Yarın sabah senin kullanacağın ve benim kimseye görünmeyeceğim, gizliliğimin kesin olacağı bir helikopterle beni ormanın doğu köşesinden gelip al. Peki, dedi Nuri. Semih çok yetenekli bir askerdi. Ancak kafasında tehlikeli bir plan vardı. Adanın açıklarında suya inecek, yüzerek adaya çıkacak ve 200 askerin olduğu bir adada hiç silah kullanmadan, sadece bıçak kullanarak adayı ele geçirmeye çalışacaktı. İşte bu yüzden kendi el yapımı bıçaklarını hazırlamaya koyuldu. Biri taştan, biri çelikten olmak üzere iki el yapımı bıçak, kamuflaj ve cebindeki şanlı bayrakla operasyon için hazırdı. Nuri'nin kullandığı helikopter onu aldı ve adanın açıklarında denize bıraktı. Semih yüzerek adaya ulaştı. Etrafta küçük bir keşif gezisi yaptıktan sonra kafasındaki plan oluşmuştu. Adanın her bir yanında nöbetçi askerler vardı. Ancak askeri üs tam olarak adanın ortasındaydı. Orada yaratacağı bir tahribat adanın savunmasını tamamen kırabilirdi. Bu yüzden asıl hedef oraya ulaşmaktı. Ormandaki askerlerle dalga geçercesine onları ilk önce ormanda çalı sesi çıkarıp korkutuyor, daha sonra arkalarından yaklaşarak ya da tuzak kurarak etkisiz hale getiriyordu. Bu adadaki askerlerin acemi olduğunu anlamıştı bile. Ormandaki tüm nöbetçileri etkisiz hale getirdikten sonra gün batarken askeri üsse vardı. Üzerinde etkisiz hale getirdiği bir askerin üniforması vardı ve uzaktan diğer askerleri izliyordu. Bu kadar çok askeri nasıl etkisiz hale getirebilirdi? İşte tam o an aklına dahiyane bir fikir geldi. Adadaki askerler iki ayrı ülkenin askerleriydi. Bu yüzden askerler iki ayrı dil konuşuyordu. Semih bu dillerin ikisini de biliyordu. Asker üniformasıyla askerlerin yanına gidip onları kandıracak ve birbirine düşürecekti. İzlediği askerlerin yanına gitti ve onların dilinde bağırdı. ''Koalisyon askerleri, ormandaki askerlerimizi etkisiz hale getirmişler. Bize tuzak kuracaklar.'' Askerler derhal ormana koştu ve yerdeki askerleri gördü. Ortalık karışmaya başladı. İlk ülke askerleri ikinci ülke askerlerine saldırıyordu. Adadaki disiplin yerini kaosa bırakmıştı. Deyim yerinde ise iki ülke askerleri birbirlerini yiyorlardı. Bu sırada Semih, adanın en güvenli yerinde olduğunu düşündüğü generali arıyordu. Onu etkisiz hale getirmek demek, adayı ele geçirmek demekti. Daha önce hiç gelmediği bu adada sezgileri ve askeri tecrübesiyle gizli tünel ve geçitler buldu. Bütün engelleri aşarak sonunda generalin bulunduğu odaya vardı. General, telaş içinde adada ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, Semih doğru anı beklemeye koyuldu. Generalin yardım çağırmak için telefona uzandığını gören Semih, generalin üstüne atladı ve onu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Daha sonra dışarı çıkıp asker sayısını kontrol etti. 200 asker ve bir general. Hepsi etkisiz haldeydi. Semih sonunda cebinden çıkardığı şanlı bayrağı adanın tam tepesine dikti. O güzel bayrağa şöyle bir baktı ve adayı terk etti. Bundan sonrası Nuri'ye kalmıştı. Yetkililere haber verecek ve adaya asker yerleştirecekti. Semih bu görevden gerçekten çok zevk almıştı. Ancak yaşlanıyordu. Her zaman böyle çevik olamayacaktı. İleriki operasyonlarda yaşlılığın yol açabileceği en ufak hatada düşmanların eline düşerse onu konuşturmak için binbir türlü yol deneyeceklerini biliyordu. Operasyon haricinde yaşadığı yerde onu kimse bulamazdı. Zaten ismini ve yüzünü Nuri'den başka bilen yoktu. Ancak o başkalarından değil, kendinden şüphe ediyordu. Operasyonlar onun için bir tutkuya dönüşmüştü ve bırakabileceğini düşünmüyordu. Bunun üzerine çok radikal bir karar aldı.
hafızasını sildirecek yeni bir isimle hayatına sıfırdan başlayıp sıradan bir insan olacaktı. Ve bunu yaptı. Semih artık geçmişe dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Ve yeni bir ismi vardı. İskender. İskender evlendi. Yusuf ve Zeynep isimli iki çocuğu oldu. Ve ne mutlu ki İskender geçmişi hiç hatırlamasa da oğlu Yusuf neredeyse onun kadar yetenekli bir asker oldu. Bordo Bereli Yusuf'un muhteşem hikayesini buradan dinleyebilirsiniz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dikkat, değerli kardeşlerim, hikayelerimizin hiçbiri gerçek değildir. Tüm hikayeleri kendimiz yazıyoruz. Kanal ismimiz bu yüzden Askeri Hikayeler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.